Herkese tekrardan selam. Bugün sizlerle birlikte sizin çok beklediğiniz, böyle yazdığınız ve gerçekten çok bilinmeyen, bu konu hakkında çok video atılmayan bir konuya değineceğiz. Böyle sabahçı, öğlenci olduğumuz zaman çalışma programımızı nasıl değiştirmeliyiz? Böyle adapte olamıyoruz genel olarak. Atıyorum sabahçı olup birden öğrenciye geçince ben nasıl çalışacağım şimdi özellikle 8. sınıfta diyebilirsiniz. O yüzden ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle benim introlarım normalde bu kadar uzunlukta oluyor. Ama bu introyu birazcık uzatmak istedim. Bunun sebebi 2 haftadır video atmıyor olmam. Arkadaşlar bildiğiniz gibi okullar açıldı. Ama diyeceksiniz o zaman niye ondan önceki hafta video atmadın? Ben 9. sınıf olduğum için bir oryantasyon yapıldı bizim okulumuzda bir hafta boyunca. O da normal okul açılmış gibi oldu. Biraz da adapte olmam zor oldu açıkçası. Hani süreci merak ediyorsanız Tonguç'un videosuna bakabilirsiniz. Orada anlattım zaten her şeyi. O yüzden biraz zor bir zaman yaşadım. Bu 2 hafta boyunca çok kolay değildi. Video atacak zaman bulamadım, dersleri ayarlayamadım falan. O yüzden yani video gelmedi. Başka bir sebebi yok. Ama shortslar falan attım onun yokluğunu şey yapmak için. Artık yine buradayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Böyle size program çıkarttım. Buraya bir yere koyacağım zaten. Rahat rahat oradan bakın. Rahat rahat hani kaçta falan olduğunu görürsünüz diye. Arkadaşlar öncelikle başlamadan şunu söylemek istiyorum. Bu program minimum. Sizin çalışmanız gereken saatler iyi bir derece yani çok çok iyi atıyorum 500 puan almayı hedefliyorsanız bunun üzerine kesinlikle koymalısınız. Ben böyle bu kadar en az çalışın okuldan sonra diye böyle bir program hazırladım. Saatleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben yine de böyle saat verdim. Çünkü genelde böyle saat istiyorum ben hani az bana bu saat bu kadar çalış falan uymuyor. Bana saat verir misin falan oluyor hep. Ben dedim ki tamam deneyeyim. O yüzden bunlar %100 yani değerler değildir. Yine size söylemiş olayım. Şimdi öncelikle öğrenci programı hazırladım sizlere. Sabah 8 kalkış. Şimdi diyeceksiniz çok erken ama birazcık ilerlediğimizde bunun sebebini açıklayacağım. Şimdi 8'de kalkıyoruz. 9'a kadar 1 saatlik yemek yeme, giyinme, kitapları hazırlama gibi bir süre verdim. 9'a kadar hazırlandık. 9'dan sonra 11'e kadar matematik. 2 saat aralıksız matematik. Günlük matematiği ben bu kadar yazdım ama gerçekten iyi bir derece istiyorsanız 2,5-3 saat falan çıkarım bunları. Çünkü okul benim yazdığım saatlere göre çok uzun değil. Şimdi bu matematiğimizi çözdük. Bir 15 dakikalık çok uzun olmayan bir ara verdim. Ondan sonra da fen var zaten. Neden uzun değil bu ara matematikten sonra diyeceksiniz. Zaten çok az süreniz kaldı. Genelde yol uzun sürdüğü için zaten feni az çalışacaksınız. Hemen burada feni de bitirin diye böyle kısa bir ara vermiş oldum. Feni de 11.30'da başlıyorsunuz. 11.30'dan işte okulunuz ne zaman başlıyorsa, evden ne zaman çıkıyorsanız o zamana kadar fen veya Türkçe. Fene ihtiyacınız daha fazla varsa feni akşama bırakın. Türkçe'ye daha çok ihtiyacınız varsa Türkçe'ye akşama bırakın. Burası minik bir aralık. Ya da ikisinde çalışıyorsanız ikisinde eşit aralıklarla bölebilirsiniz. Sonuçta okula gittik. Okulumuza gittik. Sonra okuldan çıktık. 19-10 okuldan çıkış diye gördüm ben. Ama okullara göre 10 dakika 20 dakika falan değişebiliyormuş. Dedim ki eve geliştir. Dinlenmedir. Yemek yemedir. 9'a kadar bir ara verdim. 9'a kadar rahatsınız. Ondan sonra 9'dan 11'e kadar Türkçe veya fen dediğim gibi hangisine ağırlık veriyorsanız sabahtan gördüğünüz gibi daha çok sayısılı bıraktım. Ondan sonra isterseniz bir 5-10 dakikalık ara verebilirsiniz. Ve sonra minik bir ara ders yapıyoruz bir saatlik. 23 ile 24 arası diye düşündüm. Eğer ara derslerde çok büyük sıkıntılarınız yoksa bunları daha çok teneffüslere taşıyın. İnkılap en zoru aralarında. İnkılapta gerçekten zor olan sorular var. O yüzden bence gerçekten çalışılması gereken bir ders. Ben olsam bu bir saatlik orayı ona verirdim. Böyle dini de haftada 2 falan yapardım. Daha çok teneffüslerde hep çözüyordum zaten. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi programın kesinlikle olması gerekenlerine bakalım. Yani bu programı değiştirebilirsiniz ama olması gereken şeyler bunlar. 8 saat uyku. Ben LGS sürecinde 7 saat uyuyordum daha fazla çalışabilmek için. Çünkü gerçekten iyi bir derece bekliyordum. Önermiyorum. Yani 8 saat uykuyla daha verimli çalışabilirsiniz. Ama böyle çok vaktim yok işte şey yapamıyorum diyorsanız 7 saatte bana yetmişti açıkçası. Çok da zor bir şey değil. Çok da kötü olmamıştım. Ama bu programda 8 saat uyku verdim. Uykunuzdan daha çok kesmemeye çalışın. Daha çok diğer şeylerden kesin aradan falan. Daha erken kalkabilirsiniz. Şimdi gelelim açıklamaya. Neden gece çalışmıyoruz? Arkadaşlar biliyorsanız büyüme hormonunun salgılama gece belirli saatlerde yapılıyor. Siz bu belirli saatlerde uyumazsanız bu hormondan geri kalıyorsunuz maalesef. Ya en çok salgılandı diyelim. Çok geri kalmıyorsunuz ama bu iyi bir şey değil. O yüzden siz akşam uykunuzu iyice alın. Derin bir şekilde alın. Çünkü uyulan saat hep önemli. Öğlen uykusuyla gece uykusu aynı şey değil. O yüzden ben gece uykuya önem verdiğim için sabah erken kalkmanızı, gece erken yatmanızı bu programa verdim.
O yüzden yani dinlenmek için kitap okuyabilirsiniz. Ama paragrafımı geliştirmek için kitap okuyacağım demenize gerek yok. Artık 8. sınıfsınız. Onun detaylı neden böyle bir kitap okuma saati sadece dinlenmek için olduğunu merak ediyorsanız 8'e geçmeden bu videoyu izleyin, videoma bakın. Kesinlikle öneriyorum. Çünkü orada kitap okumayı çok detaylı bir şekilde anlattım. Fen ve Türkçe'yi yer değiştirebilirsiniz bahsettiğim gibi. Bu şekilde. Şimdi geçelim sabahçılara. 7.30 ders başıymış. Bunun civarında. Buna kesin değerler vermiyorum dediğim gibi. Dedim ki 2 eve geliş. Trafik falan. 3'e kadar bir dinlenme verdim. 1 saat yine dinlenme. Yol falan filan. Yine dinlenmenizi verdim. Yemektir. 3 ile 5 arası da tabii ki de matematik. 2 saat biliyorsunuz artık bunu yani. Bu benim fix şeylerim ve öğretmenlerimin de önerdiği şeyler. O yüzden size de böyle her programda fix veriyorum. Yani mantığını kavradığınız zaman kendi gününüzü her türlü ayarlayabilirsiniz. Buna, hafta sonunuzu da. Sonra buraya ben yarım saat ara koydum. Şimdi diyeceksiniz öğrenciler bize niye yarım saat ara koymadın? İstiyorsanız yarım saat ara yapabilirsiniz ama okula yetişeceksiniz. Bu arada sabahçılar siz de aranızı azaltabilirsiniz. Hani bir şey eksiltmez. 5 ile 5.30 arası ara dedik. Sonra 5.30 ile 9.30 arası Türkçe veya fen. Sonra da dedim ki akşam yemeğinizi de yememiz lazım. O yüzden 7.30 ile 8.30 arasında 1 saatlik yemek arası verdim. Sonra da 8.30 ile 10.30 arasında yine Türkçe veya fen. Hangi derse ağırlık veriyorsanız onu 2 saate 1 saate falan değiştirebilirsiniz. Tabii ki de 21.30, 22.30 Din İnkılap İngilizce arasından seçebilirsiniz. Din İnkılap'ı yine de tavsiye ediyorum. İngilizceniz kötüyse bunu oraya da paylaştırabilirsiniz. Ya da böyle günler yani atıyorum çarşamba, perşembe ben İngilizce çalışıyorum. Salı bilmem ne işte din çalışıyorum falan filan diye bölebilirsiniz. Özellikle İngilizce için bir videom var bu arada. Onu da bakarsanız. Çok videoya gönderme yapıyorum ama ihtiyaç oluyor. O yüzden siz yani bilin diye. Bir de ekstra olarak tam günlerde bir program eklemek istedim. Sanırım devlette de tam gün olanlar varmış. Özelde de tam gün olanlar var. Ben fix olarak bir program hazırladım burada. Dedim ki 4 eve geliş. Hani 15.30'da falan çıkıyorsundur vesaire daha şey. 4 eve geliş, 5'e kadar dinlenme dedim. Sonra 17.30, 19.30 matematik. Ardından 19, 19.30 ara genel. 19.30, 22.00 Türkçe fen. Buraya fark ettiyseniz 1.5 saat koydum. 22.00, 23.00 ara dersler. Bu saatleri hedefinize göre kesinlikle değiştirebilirsiniz. Kesinlikle sabit, kesin değildir. Ama şöyle söyleyeyim, en az. Bu arkadaşlar en az. LGS'de adam gibi bir sonuç çıkarmak istiyorsanız bunları en az yapacaksınız. Ama diyorsanız ki ben 500 hedefliyorum, bunların üzerine çıkmanız gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir LGS günü videomda da kendi normal günlük rutinimi anlattım. Ben 10 saat okulda ders işliyordum, 4 saat de evde ders işliyordum. Hatta bazılarınız az ve öz olmuş falan filan yazmışsınız. Az ve öz mü? Günde 14 saat çalışma gerçekten az ve öz değil. Çok zor açıkçası. Gerçekten çok zor. Büyük ihtimal orada okulu falan söylemedim diye az ve öz yazanlar oldu. Orada o programda asla yapılamaz değil. Ben bir sene boyunca böyle gittim. Zor muydu? Evet çok zordu. Ama beni nerelere getirdi görüyorsunuz. Yani böyle artık size tavsiye verebilecek kadar iyi yerlere geldim. O yüzden siz de eğer böyle seviyelere ulaşabilmek istiyorsanız bunları en az yapmanız gerekiyor. Daha bir hafta oldu okul açılalı. Bunlara uyum sağlayabilmeniz zor olabilir. O yüzden çok üzülmeyin. Hani ah bugün 2 saat matematik çalışamadım, beynim yetmedi falan yapmayın. Yavaş yavaş olacak bunlar. Bir anda 50 soru full matematik gelmiyor. Yani bunu kimse yapmıyor. Ben 20 soruyla falan başlamıştım. Ağlıyordum yani. 5 dakika falan sürüyordu bir soruyu çözmem. O yüzden yani bu soruları yapamadım, edemedim diye moralinizi bozmak yerine bu soruyu yapamadım, bu soruya ulaşacağım. Hadi falan kendinizi böyle sürekli şey edin. Bu şekilde. Umarım hepinize yararlı bir video olmuştur. Kafanızda biraz günlük programınız şekillenebilmiştir. Görüşürüz.